Hakan Bey'in yorumunu evet. merak ediyorum. Birkaç gündür kendisiyle de değerlendiriyoruz. Bilmiyorum harita üzerinde anlatmak istediğiniz, aktarmak istediğiniz bir nokta var mıdır? Ama şimdi Suriye'den gelen bu açıklama da önemli. Yani ABD ve terör örgütüne dönük olarak artık yağmalamakla ABD'yi, hem petrolü hem de buğdayı, Suriye'nin petrolünü ve buğdayını yağmalamakla suçluyor. Silahlı ve ayrılıkçı grupları desteklemeyi bırakın, ülkeyi de terk edin şam rejimi. Şimdi Başak Hanım, ortada Amerika'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin hassasiyetlerini ve çıkarlarını hiçe sayan bir tutumu var uzun süredir. Yani bu son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nin ne yazık ki eee göya NATO müttefii dediği ve güya e, işte dost dediği diye tanımladığı Türkiye ile ilgili aşağı yukarı sıfır hassasiyet ve sıfır dikkat, sıfır ehemmiyet ile yürüttüğü bir politika var. Türkiye, yani olay sadece Doğu Akdeniz'deki aramaydı, şuydu, buydu, bilmem Libya koridoru falan değil. Şimdi bu sadece Suriye meselesinde bile Amerika düşünebiliyor musunuz? En başından beri orada bir PKK devleti kurulması için israrlı, kararlı ve icraat yapıyor. Yani defalarca söylendi burada anlatıldı. Şimdi Amerika'ya da defalarca anlatıldı. Türkiye önce inanamadı, şaka mı yapıyor bunlar diye. Şimdi siz Müttefik diye tanımladığınız bir ülkenin milli çıkarlarına tamamen hilafında milli çıkarlarının tamamen hilafında yani hiç olmayacak bir şey. Türkiye'nin 35-40 yıldır terörle mücadele ettiği bir PKK devletinin e, gerekçe olarak da IŞİD'le mücadelede Amerika'ya yardımcı olduğu söyleniyor. Yani gerekçesi bile bir şey. Tuhaf. Şimdi Amerika bu tutumu gösterince, Türkiye önce gayret sarf etti. Amerika ne yapıyorsun? Ben çok hassasım. E, bu konu benim için önemli Şaka gibi falan diye bir gayret sarf etti. Fakat baktı ki yani Amerika'nın umurunda değil. Ve baştan beri de ben de burada her konuşmada söyledim. Bence Amerika bu konuda çok büyük hata yapıyor. Gerçekten hata yapıyor. Yani lafa gelince ya söylemesi kolay. Biz burada hesap kitap yapıyoruz. Bu da kim böyle konuşuyor ya da bunlar da kim burada ahkam kesiyorlar diyebilir Amerikalı uzmanlar. Ama öyle değil gerçek. Çünkü siz bir devletin bir toplumun, bir milletin know-how'ını, geçmişini, hangi olaylarda nasıl davrandığı, alışkanlıklarını incelemeden o ülke ile ilgili politikalar geliştirirseniz yolda kalırsınız. Kaldı ki böyle geçmişi olmayan ülkelerde bile Amerika son yıllarda çok büyük teknik hatalar yapıyor. Güney Amerika'daki olaylardan bahsediyorum. Yani ya da birkaç Afrika olayında falan. Amerika eski organizasyon kapasitesinde değil. Hele Türkiye ile böyle bir konuyu da yani siz böyle bir şey inatlaşırsanız olayı bir yere vardırma şansınız yok sıfırdır. Şimdi sonuçta bu bir konu yani bu evet. gerçeği bir kere tespit bir herkesin tespit etmesi lazım görmesi lazım. <laughs> Sovyetler Birliği ise bu konularda açıkçası daha dürüst davranıyor. Rusya evet, evet şey Rusya pardon Sovyetler Birliği bitti tarihe karşı <laughs> haklısınız. Rusya ise ağız alışkanlığı. Tabii, evet. Ee, tekrar mı gelecek? <laughs> yok, yok. yok. <laughs> öyle bir iddia var. Ee, evet, öyle bir şey de <laughs> var ama gerçekten. Rusya, gerçek... hatta Anadolu'da bir laf vardır. Yani Erzurum'da çok söylenir bu laf. Ya da yöre, yöre vilayetlerde erkek düşman derler. Hmm. Birinci Yan Harbi'ndeki savaşlarda, süresinde falan. için. Yani hmm. Rusya mesela bir şeye tavır koyduğu zaman, açık tavır koyuyor. Yani böyle, şey yapmıyor, politika yapmıyor bazı konularda. Böyle arada beri de durmuyor. Neyse, şimdi konu burada şu. Türkiye'nin geldiği noktada e, Suriye ile bir diyaloğa geçilmesi artık zaruret hasıl oldu. Yani açıkçası en baştan beri yine ısrarla söyledim. Şimdi Esad ve ailesi, yani babası da dedesi de bunlar ailece, yani Baas zihniyeti zaten biliyorsunuz Arap milliyetçiliğine dayanır. Arap milliyetçiliğinin de numaralı alerjisi Türklerdir. Yani buna itiraz edenler oluyor ama bu, bu bir hakikat. Neyse şimdi Eksine biraz söylemek Yok, doğru, belki doğru. şey olur da. Ya şöyle halk için demiyorum. Heh. Devlet politikaları. Doğru, doğru. doğru diyor Sayın Pekin de. Ee, Şimdi bazı olayında, yani devlet yani isyanları, yaptıkları isyanları dikkate alırsanız bu orta e, çıkar görür. Yani isyanların li, 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 evet, li evet. listesini alt alta yazarsanız. Evet paşam, aynen öyle. Rejim bazında dediğin doğru. Yani hmm. işbirliklerine gittiler, ihanet ettiler, arkadan hançerler ama taban altta hepsi topyekun. Olabilir. Tabii ama neticede devleti de yöneticiler yönetiyor. Yani halk yönetmiyor ki. Evet. Halkı da bir süre sonra o yönetimler istediği gibi hareket ettiriyorlar. Yani mesela 1. Tamam. Yan Harbi'nde sonuçta belki Araplarda bir halk nezdinde bir anket yapılsaydı, o zamanlar anket manket yok tabii, e, hiçbirisi Osmanlı'ya karşı olmayın derdi. Ama bütün Arap ileri gelenleri, ne bileyim Faysal'dan tutun, Şerif Ali'ye, Şerif Hüseyin'e kadar hepsi Osmanlı'nın karşısında yer aldılar. Neyse, şimdi sonuç tabii. ben Esat ailesinden haz etmiyorum. Çünkü son 50 yıldır Türkiye'nin bütün aleyhine her şeyde imzaları vardır. Yani PKK yeni Başta mi çıkmış? himaye eder. Bilmem, öcalan mı kaçmış? Korur falan. Her zaman, her zaman. Yani bu bazıları çok e, sempati duyuyor Esat yönetimine. <laughs> Sebebini bir türlü kestiremem. Muhtemelen ya tarih bilmemekten kaynaklanıyor ya da e, bir vatanseverlik ya da milli konulara bakış konusunda zafiyetleri var. Başka anlam veremiyorum çünkü. Başka niye yani Esat yönetimine sempati duyulur bilemiyorum. Her neyse. Çünkü benim ülkemi ya da beni sevmeyeni ben de yani sevmek zorunda değilim en azından. Ee, dolayısıyla ama bugün gelinen noktada sevseniz de sevmeseniz de. Evet işte komutan söyledi e, o parlamentonun girişindeki yazı misali. Dış politikada ebedi dost ebedi düşman yok olmuyor. Şimdi bugün antipati de duysa ya da o sizi sevmese de. Bizim özel bir alerjimiz yok aslında Araplara filan. Yani ya da Esata. Bilakis yani biz din kardeşi filan diye bakar Türkler. Ama onların böyle bir alerjisini biliyoruz yani. Mesela Suudi Arabistan'a gidiyorsunuz bayrağı koymuyor falan adam. Var yani bir kompleks ya. Ya kabul de ediyorum yani adamların hassasiyetini. 400 sene buradan vali gönderip yönetmişsin adamları. Adam sana sempati duyabilir mi yani? E din kardeşi ya onlar öyle bakmıyor. Ne dini kardeşliği Adam şöyle bakıyor diyor ki bu diyor bin yıl önce çarık sürüyerek geldi Orta Asya'dan at sırtında. Benim gibi diyor bir kültürü yönetiyor burada diyor. Beş sene yönetti diyor. Tabii bana alerji duyacak. Olabilir. Bir şey demiyorum canım duysun sabaha kadar. Ama bugün geldiğimiz noktada benden hoşlansın hoşlanmasın bizden. Bu diyaloğa geçmemiz lazım. Ve nihayet iktidarın da yani e, Sayın Cumhurbaşkanı ağzından duyduk. Çok memnun oldum açıkçası. Böyle bir diyaloğun geliştirilmesine dair yaklaşımları, iktidardan böyle sinyaller geldi. Çünkü bugün mecburuz. Neden? Amerika'nın bu inanamadığım, şaşırdığım, yani inanılmaz politikası. bir saplantı olarak görüyorum bu PYD devleti kurma merakını ve israrını Amerika'nın. Buna karşı yapılacak tek bir şey var. Bir şey hatırlatayım da bu şuna benziyor yani. Şimdi... Mısır valisi Kavala Mehmet Ali Paşa isyan ediyor. İstanbul'a yürüyor. Mısır'a bağımsızlık istiyor Osmanlı döneminde. Bu arada o da Kavala'lı bir adam. Yani Kavala'dan evet, Kavala. gitme bir adam. Yani adam Türk ha. Neyse Mısır'a bağımsız devlet kurmak istiyor. Osmanlı'ya isyan ediyor. Yürüyor İstanbul'a kadar. İkinci Mahmut Ruslardan yardım istedi. Ve meşhur lafı söyledi. Denize düşen yılana sarılır dedi. Burada belki yılan yok ortada ama en azından bizden hoşlansın hoşlanmasın bir işbirliği yapmak tartışılmaz bir şekilde avantajımız olacaktır. Özetle onu söylemek istiyorum. Çünkü Amerika'nın bu ipe sapa gelmez planını bozabilecek tek şey, Amerika'nın planının içinde Suriye'nin toprak bütünlüğünün bozulması da var. Türkiye onun için ısrarla biz Suriye'nin toprak bütünlüğüne hassasız diyor. Artı Türkiye'nin son 100-150 yıldır sadece Cumhuriyet dönemi de değil yani Osmanlı'da da böyleydi. E, kimsenin toprağıyla ilgili gerçekten bir beklentisi yok. Ya, Türkiye bir to toprağımda kalayım. Yalnız beni toprağımda huzur verin diyen bir devlet. Vermiyorlar Ama niyeyse Türkiye'nin hani. toprağıyla ha? ilgili birçok plan projede duyuluyor yani. Birçok hedefi Şu olan oyun da oyun var. Evet, Bizim hiç yok. Türkiye'nin gerçekten yok. Türkiye Bu yok, itibarlarla ama Türkiye bağlantılı ilgili... bir şey de değil. Yani devlet konseptinde yok. Maalesef. 150 yıldır yok ama inatla Türkiye'yi böyle huzursuz ediyorlar. Bu aşamada mecburuz bence de. Suriye ile bu diyalog kurmaya. Latif Şimşek sizinle devam edelim. Şimdi e, Esad'la görüşme meselesi. Türkiye açısından bu işin avantajı ne olacak? Diyelim ki o kanal kuruldu artık. Ne göreceğiz? Siz ne düşünüyorsunuz? <laughs> ya e, bence Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları içerisinde herkesin göz ardı ettiği e, bir cümle vardı. <laughs> Buyurun. E, tabii hep Böyle görüşmeler falan ön plana çıktı. Bu evet, da çok evet. ayrıksız değil ama dedik Sayın Cumhurbaşkanı Suriye ile ileri seviyede adımlar atmamız gerek. Bu adımları atarak İslam dünyasının komşularımızla olan bu bölgelerinde birçok oyunu biz bozarız diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Aslında en kritik cümle o. En kritik cümle bence bu. Çünkü öbürleri zaten güncel popüler siyasetin getirdiği ve sıcak gelişmelerin, çatışmaların sürüklediği ortamda e, yaşananlar. Ama bu cümle işte hem Sayın Erdoğan'ın bir siyasetçi olarak, bir devlet adamı olarak farkını ortaya koyuyor, hem de Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren bölgede oynanan oyunların e, bu coğrafyalar Osmanlı'dan koparıldıktan sonra Bölgede oynanan oyunların ne olduğunun çok iyi farkında Sayın Erdoğan ve bu oyunların bitmediğini bitmeyeceğini görüyor. Birçok oyun olunca demek ki herkesin bir oyun planı Tabii var yani. İşte ama şu ana kadar herkesin bir oyun planı olmuş ama Türkiye'nin bir oyun planı hiç olmamış bu bölgede. Yani daha doğrusu Türkiye'nin elini başına götürüp düşünmesine fırsat vermemişler. Ee, yani Cumhuriyet kurulduktan sonra yaşananlar ortada. Atatürk'ün vefatından sonra Milli Şef döneminde yaşananlar ortada. 60 darbesinde Menderes'in asılmasından 12 Eylül'e kadar Türkiye ortada. 12 Eylül'den sonra Türkiye'nin başına bir PKK belası sarmışlar ki tam 38 sene Türkiye enerjisini buna harcamış. 500 milyar dolar parayı terörle mücadeleye ayırmış ve bu mücadelede kullanılan silahları Topları, tüfekleri, tankları da Amerika'dan, Almanya'dan, İsviçre'den, İngiltere'den almış her şeyi. Bütün enerjisini bunu harcamış. Şimdi geldiğimiz noktada Türkiye gerçekten e, oyunları gören bir ülke haline geldi. Her oyunu bozmaya gücü yetmeyebilir bakın. Şimdi mesela ben Mısır'la, İsrail'le, Suriye'yle, Birleşik Arap Emirlikleri'yle, Amerika'yla, e, Avrupa'yla Yakın geçmişte yaşanan sorunların aslında çok da faydalı bir yanı olduğunu düşünüyorum. Nedir o fayda? Şöyle, Türkiye dişini gösterdi. Yani ben farkındayım, her şeyin farkındayım. Artık cana can, dişe diş mücadeleye de hazırım. Yeter artık e, Türkiye'yi de bu bölgeyi de sömürdüğünüz. Müslümanlar üzerinden e, kan devşirdiğiniz, acı devşirdiğiniz e, dedi ve bunun sonucunda da tabi bugün Türkiye'nin e, dünya üzerinde e, uluslararası siyaset anlamında geldiği noktayı Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, bir lider olarak dünya liderleri üzerinde, dünya halkları üzerinde bıraktığı etkiyi devşirip bir yere koyduğunuz zaman aslında bunun e, haklı olduğunu da görürsünüz. Şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanının bugün için gördüğü oyun oyunda burada Amerika'nın buradan çıkmak istemeyeceğini görüyor. Amerika ve Rusya'nın asla karşı karşıya Peki. gelip yani çatışmayacağını bu başından görüyor. Ha, ha. bunu soracağım. Yani bu başından belli değil miydi ABD'nin PKK YPG'ye destek vermeyi başladı an başladığı andan itibaren ben sizin görüşünüz olarak şunu da merak ediyorum. Şu anda ne yani ne bu hamleleri getiriyor? Bu şu hamleleri getiriyor. Neden bu dönem? Türkiye başından beri Türkiye'nin toprak bütünlüğü konusunda samimi ama başta İsrail ve Amerika'nın e, İngiltere ve Fransa'nın e, Türkiye'nin güney sınırında bir terör devleti e, kurmak istediğini ve ee, bu terör devletiyle hem Türkiye'yi hem Suriye'yi hem İran'ı kontrol altında tutup Rusya'ya karşı da bir yakın ileri karakol e, oluşturmak istediklerini biliyor. Bunu bunu herkes biliyor. Evet. Yani. Ama en başından. Tabii en başından beri en başından beri, yani. en başından beri biliyor. Tabii, bir de ben hep şunu düşünürüm zaman zaman. Ne oldu yani Ukraynadaki savaş mı Rusya'nın adımlarını farklılaştırmasına sebep olduğu Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin çok ciddi bir şey beklentisi var, bir müjde beklentisi var da buna göre bir zemin hazırlığı mı yapılıyor? Şimdi, Nedir yani şimdi şu anda bu bakın, adımların gelmesi? Bana göre, da? bana göre şu: Rusya e, Perestroika'dan sonra istediği e, verimi ve işbirliğini e, kendi bölgesinde alamadı. Batı'ya karşı da NATO, Varşova Paktı dağılıp NATO dimdik ayakta durduğu için Batı'ya karşı da bir e, askeri anlamda güç kaybına uğradı. E, son olaylarda işte Ukrayna'nın e, NATO'ya alınmak istemesi, e, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya alınmak istemesi e, Rusya sınırında bir güvenlik endişesi oluşması falan bütün bunların hepsi bir araya geldiğinde Rusya'nın Türkiye ile Türkiye'nin de Rusya ile yakınlaşması her iki ülkenin de işine geldi. Çünkü Batı ve Avrupa'da hiçbir zaman NATO içindeki tek Müslüman ülke olan Türkiye'yi diğer NATO ülkeleriyle aynı özgül ağırlıkta hissetmedi. İlk fırsatta Türkiye'ye yaptırımlar uyguladı. Eee petriyotları vermedi. Türkiye'nin savunma sistemini geliştirmesine izin vermedi. Türkiye'nin ileriden beri sorunlu olduğu Yunanistan'a gelip 7 tane üs kurdu. Bunu Rusya'ya karşı kurdum dese de Türkiye bilmiyor mu kendisine karşı kurulduğunu bu üslerin? Şimdi burada Suriye'nin, Esad'ın bugünkü açıklaması Amerika'nın pılını, pıl, Amerika'ya pılını pırtını topla git buradan söyle mi? Aslında biraz da Türkiye'nin yakınlaşmasının verdiği cesaretle ifade edilmiş kararlı sözler, Rusya'nın da etkisi var tabii burada. Şu doğru, Rusya e, ne önerirse e, Suriye onu yapmaya hazır çünkü itiraz edecek gücü yok Rusya'dan ve İran'dan başka dayandığı güç de yok. Şimdi Türkiye ile de ilişkileri düzelterek Rusya, İran, Türkiye ve Suriye Burada kararlı hareket eder, orada terör örgütünün milislerini dağıtırlarsa Türkiye sınırında ve e, Suriye orada e, bir dakika, gerçekten siz, e, devlet otoritesi... Böyle bir şeyden bahsediyorsanız ortak bir operasyon gibi bir şeyden mi söz ediyorsunuz? Ortak operasyon şart değil. Operasyonu Türkiye'ye de bırakabilirler. Yani PYD'ye, oradaki terör unsurlarına operasyonu Türkiye'ye de bırakabilirler. Ama yeter ki Suriye, Türkiye, Rusya ve İran... Ee, Suriye'nin yeniden toprak bütünlüğüne kavuşması konusunda bir fikir birliğine varsın ve Türkiye'nin bu... tezlerine de bakın Türkiye'nin tezlerine de gerçekten anlayarak saygı göstersin. Son bir şey tabii söyleyeyim, buyurun. bırakayım. Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın oyunları görüyoruz dediği e, stratejilerin altında yatan bir diğer sebep de Akdeniz'deki hidrokarbon yatakları ve Başta Amerika olmak üzere enerji krizine giren batının, e, yanılmıyorsam e, 9 trilyon metreküpten fazla hidrokarbon yata yatağı var. Ve hidrokarbonun bir metreküpü de doğalgazın 9 metreküpüne eşdeğer enerji üretebiliyor. E, ciddi bir enerji kaynağı. tabi e, herkes nasıl ki işte Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Orta petrol bölgelerini, Bölüştüler, kapıştılar. Ee, şimdi de Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarından pay alma peşindeler. Bence Sayın Cumhurbaşkanı da bu oyunu gördüğü için bu pastayı onlara yedirmek yerine İsrail'i de dahil ederek, Mısır'ı da e, Libya'yı da dahil ederek, belki bakın bir süre sonra Kıbrıs Rum kesimini de dahil edebilirler bu işin içine. Çünkü e, birlikte hareket etmek çok önemli. Buradaki o enerji pastasını koklatmak istemiyor. Anladım. E, Sayın Başbuğ sizinle birlikte yeniden harita üzerinden bakalım ama İran saydığınız bu eksende bu e, ortak hareket etme konusunda ne kadar istekli olur? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan onu da vurguluyor açıklamasında diyor ki Putin'le görüşmeler yapmak suretiyle bu süreci sağlama bağlayalım diyoruz ifadesi var Mes mesela Gönül arzu ederdi ki İranla da oradaki bu çalışmaları daha etkin yürütelim. İşte bu. Ama olmadı yani. Bakın süreç içerisinde Adana bu değişilir, Adana değişilir Adana mutabakatından da... başlayarak Türkiye mutabakatına, İstanbul toplantılarına kadar bu saydığım dört devlet Türkiye, Rusya, İran ve Suriye eğer gerçekten kararlı bir birliktelik sağlayabilirlerse işte Amerika'ya ve oradaki koalisyon güçlerine karşı gerçekten caydırıcı ve etkili bir sonuç alabilirler. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı şuna işaret etti: Bu sene Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çok hareketli geçecek dedi. Muhtemelen ve katılımın fazla olacağını söyledi. Evet. Muhtemelen Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda da dünyadaki bu egemenlere karşı Sayın Cumhurbaşkanı yine sert bir konuşma yapacak bana kalırsa. Peki göreceğiz bakalım şimdi